Ankara'yı kana bulayan terör saldırısı ile ilgili soruşturmada önemli sonuçlara ulaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren iki erkek canlı bombadan birinin kimliği DNA testiyle büyük ölçüde tespit edildi. Saldırı ile ilgili önemli bir iddia da Milliyet gazetesinde yer aldı. Habere göre Ankara Garı'ndaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen uzmanlar, kayıtlarda Suruç bombacısı Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün abiyi Yunus Emre Alagöz'ün de görüntüsüne ulaştı. Polis bu gelişme üzerine soruşturmayı IŞİD'e bağlı Adıyamanlı Dokumacılar Grubu üzerinde yoğunlaştırdı. Suruç saldırısından sonra kayıplara karışan ve Suriye'ye geçtiği belirtilen Yunus Emre Alagöz, IŞİD'in aranan intihar bombacıları listesinde bulunuyordu. İkinci canlı bombanın da lisedeki isimlerden biri olduğu iddia ediliyor. Hürriyet'in haberinde kimliği tespit edilen canlı bombanın Ömer Deniz Dündar olduğu, iki saldırganın Gaziantep'ten aynı araçla Ankara'ya geldiği belirtildi. Saldırıyla ilgili ihmal iddiaları konusunda da harekete geçildi. Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal'da, İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy ve Güvenlik Şube Müdürü Adem Aslanoğlu İçişleri Bakanlığınca açığa alındı. Soruşturma çerçevesinde sosyal medyadan şüpheli mesajlar paylaşan iki kişi de gözaltına alındı. Saldırıdan 9 saat önce bomba Ankara'da patlayacak şeklinde paylaşım yapılan hesabı kullanan iki kişinin PKK üyesi olduğu belirtiliyor.